Benim bir komşum var. Eşinin maddi durumu iyi olduğu halde hayırsız bir kimse. Çoluk çocuğuna bakmıyor, hanımının ihtiyaçlarını görmüyor. Biz komşular olarak bu kadına zekat verebilir miyiz? Kocasının nikahı devam ediyor. Öldüğünde hayli bir mal kalacak ama şu anda sıkıntı çekiyor diyor. Evet. Rabbim bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibilerine yardım eylesin. Amin. Amin. Çünkü hakikaten evlilik bir yükü üstlenmeyi gerekli kılar. Bu erkek için de böyledir, kadın için de böyledir. Evet. Ve bu görevi yapmaması durumunda karşı tarafa eziyet etmiş olur, karşı tarafa zulmetmiş olur. Evet. Erkek için de, kadın için de bu dediğimiz geçerlidir. Peki sualin cevabına gelince, yani burada şu ifade ediliyor. Bir kadın var, maddi imkanı yok ama eşi zengin. Dolayısıyla eşinin zenginliği kadın için bir zenginlik olarak kabul edilebilir mi? Evet, görevini yerine getirmiyor bu Gibi. eşi. Evet. Görevini yerine getirsin veya getirmesin. Bu konuda bir genelleme yapmak gerekirse Evet. kaynaklarımızda bu mesele kişinin yani daha doğrusu nisap miktarı mala sahip olan bir kimsenin çocuğuna veya nisap miktarı mala sahip olan bir kimsenin hanımına zekat verilir mi konusuyla aynı yerde zikredilir. Evet. Mesele önce çocuktan ele alındığı zaman çocuk için iki durum söz konusudur. Ya buluğ öncesi veya buluğ sonrası. Evet. Eğer bir çocuk buluğ öncesindeyse, daha henüz buluğ çağına gelmemişse, böyle bir çocuğun babasının zenginliğiyle zengin kabul edileceği için böyle bir çocuğa zekat verilemeyeceği kitaplarımız açık bir şekilde ifade etmiş. Ancak çocuk buluğ çağına ermiş ise, bu durumda her ne kadar babasının evinde kalsa da veya dışarıda kalsın önemli değil, kendi öz mal varlığıyla nitelendirileceğinden dolayı böyle bir çocuğa zekat verilebileceği sahih kabul edilen görüşe göre caiz ifade olarak söylenmiştir. Evet. Aynı bu minvalde yine Hanefi mezhebine göre zengin bir kocanın hanımı da kendi mal varlığı yok ise her ne kadar yani buradaki kişideki ifade kocası ona bakmıyor. Velev ki bakmış olsun. Evet. Velev ki kocanın zenginliğinden kadın istifade etmiş olsun. Buna rağmen yine böyle bir kadına zekat verilebileceği sahih kabul edilen görüşe göre ifade edilmiş, verilebilir denmiş. Evet. Nerede kaldı ki sualde bu kadın zaten İhtiyaç ihtiyaç sahibi. sahibi. Varlık deniyor ama o varlıktan ona bir faidesi yok. Ha, ileriye dönük kocasından ona mal kalmasından bahsediliyor ki bu aksi de olabilir. O kocasından önce ölebilir ki İslam fıkhı şu anda mevcut hale göre meseleyi değerlendirilecek. Evet. İleriye dönük olarak bu konu irdelenmeyecektir. Dolayısıyla böyle bir kadına da zekat verilmesi caiz olur ki hattızatında bu güzel bir şeydir. Çünkü komşulukla alakalı bir illetlendirme de söz konusudur. Yani hem komşusunun ihtiyacını görmüş olur hem de bir mazlumun da zulmünü elinden geldiği miktarınca def etmiş olur ki bu manada farz olan ibadetini de yerine getirmiş olur. Tavsiye niteliğinde de bunu yapmasını söyleyebiliriz. Maşallah. Hocam diğer sorumuz, oturmuş olduğum evimden başka kira getiren ikinci bir dairem var. Miras kaldı. Ailemiz kalabalık ve çocuklarım okuyor. Kendim ayrıca çalışıyorum. Servis şoförlüğü yapıyorum diye parantez içinde ifade etmiş hocam. Ancak gelirim ailemin ihtiyaçlarını görmeye yetmiyor. Bunu bilen yakın çevrem bana zekat vermek istediler. Ben ise ikinci evim olduğu için zekat alamayacağımı bildiğimi söyleyerek bunu kabul etmedim. Onlar ise geçinemediğimiz için en azından çocukların aidatını al bizden diyorlar. Bu hususta nasıl hareket etmem uygun olur? Dairemin tapusunu hanımıma vermem yeterli olur mu? Hanefi mezhebine göre bir kimsenin asli ihtiyaçlarının haricinde kenarında nisap miktarı bir malı varsa velev ki bu mal nami olmasın yani hakiki veya hükmü olarak artıcı bir mal olmasa da zekat almaya engeldir. Evet. Zekat verme noktasında ise o harici olan yani asli ihtiyacının haricinde kenarındaki o malın da nami olması bir de üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Yani nisap meselesini irdelerken zekatın vacip olması ayrı bir şeydir. Kurbanın vacip olması ayrı bir şeydir. Evet. Kurbanın vacip olması zekat alamaman hesabıdır. Peki bu noktada bir insanın asli ihtiyacı olan bir evi vardır ki Evet. bu evi saymıyoruz. Bunun haricinde kenarında başka bir evi daha olsa
Bu normalde asli ihtiyacının harici olarak kabul edildiği için ve değer olarak da nisap miktarının fevkinde olduğunu düşünecek olursak elbette bu zekat almaya manidir ve mani olması gerekir. Ancak burada bir ufak fark var. Diyor ki burası gelir getiren bir yer. Yani kenarda başıboş olarak bırakılan bir yer değil. Evet. Ve böyle bir durumda oranın geliri de kişiye yetmiyor. Evet. Ki bununla alakalı Mecmun Enhur isimli eserde ki Mülteka kitabının şerhidir. Bir meseleyi alır ve der ki bir insanın daireleri olsa ve bunlar gelir getirirse ama bu gelir ona yetmeyecek olsa böyle bir insan zekat alabilir mi alamaz mı noktasında İmam Ebu Yusuf Rahimullah ile İmam Muhammed Rahimullah arasında görüş farklılığı olduğundan bahsedilir. Evet. Ve musannifin tercihi bu noktada İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşü olmuş. Yani zekatı alabileceğinden bahsetmiş. Ama sual eden kardeşimiz şunu da vurguluyor. Diyor ki eşime burayı da verme imkanım var. Yani böylece aslında benim mal varlığım da kalmayacak. Ha, böyle bir durum olursa ki gerçek verme ama sembolik bir verme değil. Evet. O zaman İmam Muhammed Rahimullah'a göre de bir problem kalmayacak. Yani ta salim olur, daha güzel olur. Ama mevcut haliyle dahi meseleye bakacak olursak, o ki bunun geliri buna yetmiyorsa, evet. Mal varlığını sat, o aldığın nakit zekatını ver şeklinde bir ifade de kullanılmaz. O ki yetmiyorsa zekat da alabilir. Ama bunu şununla karıştırmamamız lazım. Mesela o kenarında duran dairesi boş olsa, veyahut da arsası olsa, tarla değil de arsası yani gelir getiren bir yer değil, kenarda yatırım için ileriye dönük olarak para ettiği zaman satarım gayesiyle aldığı veyahut da miras yoluyla kaldığı bir yeri olsa ve yine de geçinemese. Yani normal geliri, çalışmasının geliri onun geçimi noktasında sıkıntı olsa böyle bir insan zekat alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Çünkü orası atıl olarak durmuş, oradan bir gelir elde etme niteliği yoktur. O zaman ona denir ki ya onu gelire çevir veyahut da orayı sat. Ama sualdeki kişi öyle değil. Sualdeki kişi orası gelir. Yani bir kira getirisi var ve buna rağmen yine de geçinemiyorsa bu kişi zekat alabilir. Hattı zatında kurban kesebilecek imkana da sahip değilse kurban kesmekte de mükellef olmaz. Evet hocam. Tercih edilen görüşe göre ama dediğimiz gibi yani bu konuda İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah arasında görüş ayrılığı olsa da bu noktada İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşü tercih edilmiş ve bu noktada fetva verilmiştir. Evet hocam. Tabii hanımı zekata malik değilse hocam hanımı da alabilir bunu. O da ayrı bir çıkış yoludur. Yani eğer hanımının maddi bir imkanı yoksa hanımı bu kişiye vekalet verir. Evet. Yani eğer onunla muhatap olmasını istemiyorsa hanımı namına da zekat alabilir. Çocukların o da sahip olabilir. Ama kendi namına da almasında bir mani olmayacaktır. Sağ olun hocam. İsmaila.net. Yolumuz sohbet.